Mobilcan yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Ben Mesut Çevik ile bir programda karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler oldu. İlk haberimiz Xiaomi cephesinden. Türkiye'ye geldi, geliyor. Mağazalar açıldı, distribütör belli oldu. Xiaomi'nin kendisi ne zaman gelecek? Lansmanları, yöneticiler ne zaman katılacak derken Xiaomi de ilk defa Türkiye'de resmi olarak lansmanı gerçekleştirdim. Hem ürün lansmanı yapıldı, hem Xiaomi'nin en önemli isimlerinden birisi olan global sözcüm. Donovan Sung sahneye çıktı. Xiaomi ile ilgili bilgiler verdi. Türkiye ile ilgili bir takım rakamlar paylaştı. İlginç bir takım bilgiler vardı. Mesela Türkiye'de 250 bin Mi Band kullanıcısı varmış. Bu tür istatistikleri bizlerle paylaştı ve daha sonrasında zaten biz de yaptığımız röportajı paylaştık. İş ortakları açıklandı. Distribütörler açıklandı. Neredeyse bir ürün satılabileceği bütün kanallara girdiklerini gördük. İşte mağazalarda varlar. Online mağazalarda evet. varlar. Anadolu için bir takım çalışmalar yapıldığını duyduk ve artık Xiaomi resmen Türkiye'de Türkiye müdürü oradaydı. Orta Doğu Bölge müdürü zaten geldi. Türkiye'de Şam'ın ilk istihdam ettiği Türk çalışan İrfan Öztürk keza oradaydı. Yani sessiz sedas bir şekilde 2018 operasyonun altyapısı kurulmuş. Çalışmalar başlamış. Lansmandan Mart itibariyle gerçekleşmiş oldu. Tanıtım yapılan Redmi Note 7 ve Mi 9 önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kademeli olarak Türkiye'de satışa sunmuş olacak. Şimdi orada son kullanıcının bazı kafa karışıklığı vardı. Çünkü ne yazık ki basın, bazı basın yayın kuruluşlarında fake bir basın mültenine Orada güvenilerek dendi ki Xiaomi Türkiye resmen kurulmadı, Şami Türkiye'de resmen yok, hı hı. bu gördüğümüz mağazalar ithalatçı sahte gibi, işte aslında grain farklı bir çeşidi gibi bir sürü iddia atıldı ortaya. Ama biz o dönemde Xiaomi'ye sorduğumuzda cevabımızı alabildik, kendi ithalatçıya sorduğumuzda cevabını aldık, LinkedIn'de baktığımızda Türkiye çalışanları zaten görünüyordu yani. Bir basın kuruluşu olarak sadece internet iki tıkla da baktığınızda Türkiye'de çalışanlara sahip olduğunu görebiliyordunuz. O dönemden beri bizim söylediğimiz tek bir şey vardı. Şu an Türkiye'de zaten var 2018'den beri senin yaptığı röportajda da izleyenler çok net bir şekilde göreceklerdir. 2018'in ikinci yarısından beri resmi olarak Türkiye'de izliyor Aynen. zaten. Ve yine şu an hala hazırda o zamanki duyuruyu yapan ithalatçı şu anki hala da ithalatçılar listesinde. Evet resmi ithalatçı distribütörler kısmında listelenmiş ama 4 tane de da, 3 tane daha da yanına eklendiğin 4 distribütörle çalıştıklarını görüyoruz. Şamil ki çok önemsiyor. 7'ye çıkartmayı planlıyorlarmış mağaza sayısını. Mesela bu önemli mağazası, bir mağaza Sakarya'da, İstanbul'da yine Anadolu yakasında. İlk Anadolu yakası mağazası olacak Ataş evet. AVM'de. Apple Store'un oldu AVM'de. Mesela şey ben röportajı izlemenizi tavsiye ediyorum. Bütün sorulara cevaplar erdi. Açıklıkla bütün hepsini sormuş. Fiyatlar niye pahalı diye sormuş. Mesela greyler arasında farklar var demiş. Ve genel olarak oradaki soru işaretlerinden bir tanesi şuydu. Neden Türkiye'de ithalatçılar üstünden çalışıyorlar, niye kendileri mağaza açmıyorlar? Adam kendisi söylüyor. Bizim Çin ve Hindistan haricinde Bütün kendi mağazamızı biliyor. açtığımız ülke yok diyor. Bütün mağazalarımız oradaki etkilendirdiğimiz distribütörler üstünden işletiliyor, yürüyor diyor. Ama mağazalar bizim mağazamız diyor. Onların yani onayından geçen çiziyor. aslında. Evet, yani ben benim onayımıza yok. geçen onaylı mağazamız diyor. Yani kısacası sahiplendikleri mağazalar. Öyle başıboş mağazalar değil. Çünkü adamın markası var sonuçta. Markakları da Xiaomi de bu arada Xiaomi'nin. Ve doğal olarak da markasını kolluyor. Güzel oldu gelmeleri. Sadece şöyle bir durum var. Şimdi Xiaomi'ye baktığımızda Çin'de ve Hindistan'da yürüdükleri stil neydi? Biz mağazalarda olmayacağız, operatörlere yüksek kar payları vermeyeceğiz. Mağazaların istediği yüksek kar paylarından uzak duracağız. Ve kullanıcımıza internet üstünden az reklam yaparak reklam parasından da arındırılmış uygun fiyatlı telefonları ulaştıracağız. Türkiye'ye geldikleri modele baktığımızda tam tersi reklam yaptıkları, reklam parası harcadıkları, mağaza açtıkları Vatan, Teknosa Samsun'da ve benzeri MediaMarkt gibi kar marjı isteyen mağazalarda kar marjını ödeyerek girdikleri, operatörde yer aldıkları bir yapı var. Yani evet. grey marketle arasındaki farka baktığımızda işte Samsung'un grey ile neden orijinal arasında fark oluyor denildiğinde kullanışlar görüyorlar. Yani Xiaomi'nin grey ile de Xiaomi'nin şu an Türkiye'de direkt Xiaomi garanti ürün arasında niye fark var? Çünkü işte bu farkları ödüyorlar. Mağazalarda yer alma. Şimdi Şimdi operatöre mağaza, ekstra kar mağaza payı Mağazalar şöyle mi? çalışıyor, zincir mağazalar. Ben bir mark mesela ben Mesut Çevik diye bir telefon ortaya koydum, üretimini yaptığım zaman diyelim ki bir mağazaya gittim. Benim evet. bu telefonumu tüm mağazalarınıza koyar mısınız? Ben sizin mağazalarınıza telefon satışının yapılmasını istiyorum. Mağaza sana diyor ki ayak bastı parası olarak senden şu kadar bin dolar alırım. İşte promotör koyacaksan şu kadar para alırım. Vitrinlerimde ön planda olacaksan şu kadar para alırım. Gazetelerin içerisinden çıkan eklerde olacaksan ekstra para alırım. ha Bu tercih olarak tartışılabilecek bir tercih. Çünkü Xiaomi'nin Türkiye'deki marka algısı bilindiği Oppo gibi değil. Şu an bilinen bir marka. Son birkaç yıldır Grey'deki büyüme ve gelişme Xiaomi'yi zaten pek çok kullanıcı içerisinde daha bilinir bir hale getirdi marka olarak bakıldığı zaman. Bu tür bir strateji belki satın alınabilirlik noktasında Xiaomi Türkiye'nin her yerinde hızlı bir şekilde yaygınlaştırabilir ama Xiaomi'nin Türkiye'de sevilmesine sebep olan o marka algısını, o fiyat performans hassasiyetini bozabilecek bir algı. Zaten Şimdi şeyde konuşmak gerekiyor. Redmi Note 7 ve Mi 9'un fiyatlandırması açıklandı. Ben röportajda da kendisine sordum zaten şirket yetkilisinin. Bana soracak olsa fiyatlandırma yüksek. Niye yüksek? Yurt dışı fiyatlara bakıldığı zaman, telefon maliyeti hesaplandığı zaman, Türkiye'deki vergi politikası düşündüğü zaman Note 7 gibi bir telefonun tüm konfigürasyonunda 2000 liranın üstüne çıkmayacak bir telefon olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama şu an biraz daha farklı bir politika var. Ha bunu bu fiyatlandırma yaparken dövizliğin ileriye dönük bir hareketi olur olmaz onları hesapladılar mı bilmiyoruz. Sadece mağaza maliyetlerim var. Bunlar şu anda bildiğim gerçekler değil ama... Bu lansmanın bile bir maliyeti var herhalde. Bana soracak olursan orta uzun vadede fiyatlar düşer diye tahmin ediyorum ben. Ne kadar düşer onu hep beraber bekleyip göreceğiz ama hem Mi 9'un mesela Mi 9'da bence 3999'dan başlamalı ya da belki konfigürasyon bazında 8 GB RAM'li model açıklanan yüksek fiyat olmalı o lansman çerçevesinde açıklanan fiyat. Bakalım sonucunda Xiaomi Türkiye resmi olarak gelmesi bir de şöyle bir durum var. Ben onu da sordum kendisine. Grey'i bitirmedi. Grey ürünler de gelmeye devam ediyor. Grey ki... de çünkü Xiaomi'nin sonuçta. E sonuçta Xiaomi Çin'den malı satmış oluyor. Evet. Şimdi böyle bir durum var. Ha, yetkili kendisi tavsiye ettiğimiz işbirliği, birliği, iş birliği yaptığımız yerleri yönlendirmesini yönlendirmesini yönlendiriyorum diyor kullanıcılara ama aradaki fiyat farkı arttıkça kullanıcılar her zaman fiyat performans hassasiyetinin daha Özellikle Xiaomi gibi bu sıfatı taşıyan markalarda kanalları tercih eder, ederler diye düşünüyorum. Şimdi Xiaomi'nin aynı kafadaki firmalardan bir tanesi Honor'du. Honor'un da çok hızlı bir şekilde bu projeden vazgeçtiğini, marketlerde, operatörlerde yer almak için fiyatları birazcık değiştirmeye çalıştığını, en azından o bağlamda bir değişikliklere çabaladığını görmeye başladık. Ne oluyor? Neden böyle oluyor? Kafanıza soru işareti olabilir. Bakın arkadaşlar yayınlanan enstitüklere baktığımızda Türkiye'deki Toplam ticaret içerisinde, içerisinde online alışverişin yeri %12-13 civarında. Yani insanlar toplam alışverişlerin sadece %13'e yakınını internet üstünden gerçekleştiriyorlar. Türkiye'deki yapılan toplam ticaret içerisinde. Aynı zamanda Türkiye'de bu retail market dediğimiz Teknosa, Mediamarkt gibi yapıların da evet, gerileme içerisinde oldukları, büyümeyi durdurdukları, büyümelerini tam olarak gerçekleştiremedikleri ama kanal dediğimiz yapıların hani bu Vestel bayi, Arçelik bayi, Casper bayi diye görüyorsunuz ya her yere yayılmış durumdalar. Bunların ise tam tersine satışlarını arttırarak üstüne koyu koyu devam ettirdikleri görülüyor. Türkiye'deki yapı dünyadaki yapılan hepsinden farklı. Yani biz internetten az alışveriş yapıyoruz. Sokağımızdaki amcaya, Mehmet amcaya daha fazla güveniyoruz o bayiye ve ondan yapacağımız alışverişlerde fiyat farkını da çok fazla gözetmiyoruz. Yani ona gittiğimizde Ali amca bize kolaylık sağladığı için yeri geldi senet istemedi, yaptığında senet de, evet yeri geldiğinde gözü kapalı telefonu ay bize verdiği için para almadan biz ondan almaya devam ediyoruz. Anadolu'da en azından yüksek miktarda böyle devam ediyor ticaret. Yani benim öğretmen arkadaşım geldi işte Abdullah a. yakın zamanda konuştuk dedi ki o Mardin civarındaydı. Gidiyormuşsun herhangi bir beyaz eşya bayına? Ben öğretmenim şu okula atandım. Eyvallah hocam hoş geldin. Benim evime şunlar lazım. Tamam hocam para soran yok diyor. Senet soran yok diyor. Alıp götürüyorsun malı diyor diyorsun ki diyor ya ben taksitim geldi ama bayram var ödemeyeceğim sana gelecek ödeyeceğim. Eyvallah hocam diyormuş. Gidiyormuşsun. Yani diyor e ki ben, İstanbul'da böyle bir şey göremiyorsun diye canım. E ben çocukluğumu hatırlıyorum işte. Bizim sokaklara şey gelirdi. Bildiğim büyük kamyoncu toptan satıcılar gelirdi işte. Açar ürününü sokakta. Kasayı açardı, giren ihtiyacını alırdı işte. Bors indirdin, taksit indirdin. Ayda bir gelirdi, iki haftada bir gelirdi. Alacağını alır giderdi. Evet, yani evet, şimdi kanalları hala var canlı. Türkiye'deki bu gerçeği görüyorlar ve %12 hiç kimseye yetmez. Toplam ticaret hacminde o firmalara falan büyümek için. Doğal olarak kanallara girmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Çünkü bugün Türksel, Vodafone dediğimiz operatörler de aynı kanal gibi. Ülkenin dört bir yanında bayilere sahipler arkadaşlar. Oralara girmezseniz o bildiğiniz, o firmaları besleyecek Xiaomi'nin ben Türkiye'de resmi olarak varım burada eleman çalıştırıyorum diyeceği maliyetleri çıkartacağı paralar çıkmıyor ne yazık ki. Ama bizim bir seçeneğimiz var. Yine Gray'den almaya devam edebiliyoruz tabii yani. Gray yine ucuz. Ya umarım açıklanan fiyatlar hızlı bir şekilde olması gereken seviyeye gelir. Çünkü hani her marka için tek tek konuşulabilir. Bu analizi yapabiliriz belki ama Xiaomi üzerinde, Xiaomi bu kadar sevdi. Sadece Türkiye'de dünya çapında sevmesinin sebebi Amiral gemisi telefonu, amiral gemisi rakip olan firmaların telefonlarına nazaran daha uygun fiyatla satabiliyor olması. Dolayısıyla oradaki kim... E yani bu arada yanlış anladım mı? Ben yüksek fiyatlandırmaya haklı ve doğru bulmuyorum. Sadece neden firmalar birdenbire dünyada farklı, Türkiye'de farklı davranmaya başlıyorlar? Neden hemen yani operatöre girmeye çalışıyorlar ya da böyle teknosa'da vatanda olmaya çalışıyorlar? Bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Burada bir doğru. yani fa farklı bir algı olmasın yoksa ben de istiyorum evet. Grey'deki fiyattan satmaya devam etsinler. hepimiz internetten alalım yani niye mağazada retail olsun ki internetten alayım gelsin. Tek değil başına mi? internetin zaten kimseye yetmediği için Honor en son yine bir zincir mağazalar grubuna girdiğini basın bülteninde duyurdu. Evet Aralarda mecbur kaldılar. Diye. Bakın fiyatlar piyasanın fiyatı olan tepkisine bağlı olarak bir takım planlamalar yapacaklardır. Evet. İlk defa resmi olarak ürünlerin resmi lansmanını yaptılar. Şu aşamada bizim için birinci öncelik Xiaomi'nin artık resmi olarak gelip burada ürünlerin lanse etmiş olması. Fiyatlandırmada bir değişiklik olmadığı sürece hem zaten kullanıcıların ilgisi, hem piyasanın vereceği tepkilere göre muhtemelen bir B planları evet. vardır diye tahmin ediyoruz. Ama dediğimiz gibi iş ortakları, mağazalar, ürünler bu konularla ilgili her şeyi açıkladılar. Ve biz de zaten röportajda merak ettiğiniz her şeyi sorduk. Merak edip de kurumsal cevap dışında cevap alamadığınız konular da Mesela en çok gelen sorulardan birisi Poco ailesi Türkiye Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi? Ben bizzat bunu da kendisine sordum. Şimdi odamızı dağıtmayalım. Bugünün konusu şimdi Note 7 ve Mi 9 tarzında bir cevap verdiler ama muhtemelen Poco ailesi Türkiye Türkiye'ye gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü fiyat performans olarak da ürün gamı tarafında onlar da güçlü bir aile oluşacak. f F2 modeli epey de merakla bekleniyor. Bu arada POKO F1 içinde bayağı bir güncelleme oldu, onu da söyleyelim. Oyun performansını artırabilecek bir takım yeni özellikleri de planladıklarını biliyoruz. Xiaomi tarafı böyle. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler zaten yaptığımız röportajı da ayrıca izleyebilir. Önümüzdeki haftalarda şey de öğrendim, test cihazı programı da başlatmışlar. Muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içerisinde pek çok, Türkiye'deki pek çok mecrada cihazlardan. Bunlar benim en sevdiğim noktalardan birisi de buydu. Çünkü şu ana kadar şahane resmi olarak olmadığı için kendi imkanlarımızla cihaz bulmak zorunda kalıyorduk. E, satın aldığımız cihazlar satın oldu. Satın aldığımız cihazlar oldu, işte okuyucuların, bir takipçilerin yolladığı evet. cihazlar da oldu. Şimdi artık en azından cihazlara erişim biraz daha kolay olacak. yani Fiyatlar yüksek olduğu sürede cihazı incelesek de okuyucularımızın istediği cevabı belki verir. En azından ama... belki o kullanıcı Gray'den alacağı zaman da ona göre i̇şte bir karar verebilir. Gray'den alacak adam şey için yani. en azından evet. aydınlatıcı içerikler artık daha hızlı çıkacak ve daha fazla olacak. Yani sadece donanım haberleri ya da X, Y, Z'de değil pek çok mecrada Xiaomi ürünlerini daha sık görmeye başlayacağız. Bu arada tabii Xiaomi ekosistemindeki diğer bazı ürünlerin de tanıtım yapıldı. scooter'dı, işte temizlik robotuydu vesaire. Umarım ki onlar da hızlı ee, bir şekilde evet. Çünkü Xiaomi bir ekosistem, Mi bir ekosistemi temsil ediyor. Telefonlardan bahsediyoruz ama öyle tuhaf, öyle işe yarayan değişik ben ve ufak bir ürünleri var, var yani. ki bunlar da umarım kademeli olarak hızlı bir şekilde ülkemize geliyor olur arkadaşlar. Şuan biraz Huawei'ye geçelim. Huawei'de yine yılın en çok merak edilen telefonlarından birisi, telefon ailelerinden birisi diyebileceğiniz P30 evet. serisinin resmi lansmanını yaptım. Lansman öncesinde özel bir etkinlikte Mesut vardı. Lansmanı da ben gitme şansına yakaladım. Bu oldum. güzel oluyor çünkü bizim genelde uluslararası lansmanlarda birimiz telefonu deneme fırsatı bulurken P30 ikimiz de deneme fırsatı bulduk. Aynı zamanda daha rahat bir ortamda içerik hazırlama imkanı sağlar. Evet. Yani pek çok lansmana gidip geliyoruz. Kavga gürültü bin kişi aranında demo giriyor. Evet. Daha önce zaten bir takım tecrübelerimizle paylaşmıştık. <laughs> P30 aslında bakılırsa İlk etapta 3 farklı modeli sahip olacak. P30 Pro, P30 ve P30 Lite ama Lite modeli daha önceki jenerasyonlardan farklı olarak daha sonra gelecek. Orada muhtemelen bu PS Smart 2019'larda, Mate Dimi li Lite'larda onlar hala canlılar. örnek Görmek evet. istememiş olabilirler. Şu anki günden P30 Pro ve P30 ama Türkiye'deki fiyatlandırmada açıklandı. P30 arada kalır gibi görünüyor. Asıl buradaki odak noktası P30 Pro olacak Çünkü gibi görünüyor. P30 Pro ile arasında devasa farklar var. Kamera kısmında bile o kadar fazla kırpmışlar ki hani alakaları yok. Farklı fiyat bu kadar telefon. farklı değil mesela. Yani Ben hani P30 topuna girecek kişinin aradaki fiyat farkını vererek P30 Pro almasını tercih ederim. Çünkü bambaşka telefonlar. Evet, aile başka. olarak aynı isim altında görünüyorlar ama deneyimler tamamen farklı. Fiyatlandırma ile başlayalım. Bazı model tabi 6 GB modelden bahsediyoruz. Türkiye'de hem Mate 20 Pro'nun başlangıç fiyatından hem de Galaxy S10 Plus'un başlangıç fiyatından biraz daha e, düşük bir fiyatlandırma ile geldi. Benim kanaatim biraz daha düşük olsaydı daha iyi olurdu şeklinde. Ya şimdi telefon Telefonu konuşmak lazım. Neden telefonu konuşmak lazım? Mesela Mate 20 Pro'dan nefs fazla sunuyor? Aslına bakarsan telefon şu anki vaatleriyle evet kamera kısmında 10x hibrit zoom'a 5x sahip, optik 5x zoom. optik zoom'a sahip. 50x dijital zoom. Yani bunlar güzel şeyler. 50x dijital zoom var. Şeyde mesela optik zoom olarak 3x görüyorduk, hibritte 5x görüyorduk Mate 20'de ama yani genel olarak totale baktığımda Mate 20'nin üstüne de çok bir şey koyma derdi. Yani böyle Mate 20 olan Farklı değil. Evet, A demedi. Hatta Mate 20'nin bir fazlası var. Mate 20'nin önünde 3 boyutlu tarayıcı var. Biliyorsunuz yüzünüzü tarayan Ekran hızlı bir... Ekran çözünürlüğü daha yüksek mesela Mate 20 Pro'da. Evet. Full HD Plus, orada QHD Plus var. Mate 20'nin ekranı da daha iyi. Burada öyle karşılaştıracak olursak. Var. Stereo hoparlörü var. P30 böyle çok arada kalan bir telefon. Kamera yeteneklerini deneyip göreceğiz. Evet, kötü durmuyor kamerası ama benim onu gündelik hayatta kullanıp ancak sizlere bir deneyim aktarıyor olmam lazım. Mate 20 kötü fotoğraf çekmiyordu. Bu da kötü fotoğraf çekmeyecektir kesinlikle fiyatının daha da düşük olması lazım. Yani fiyatı şu anda gözükenle ben gider Mate 20 Pro alırım. Ya da Mate 20 Pro 6000 liraya kadar bulunuyor erdi. Ya bana soracak olursan aslında P30 Pro'nun şu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Akıllı telefon dünyasındaki yeni bir kamera trendinin eğiliminin başlangıç modeli. Biz daha önce zaten deneyim anlamında Mobil Dünya Kongresi'nin Oppo'nun da yine optik yakınlaştırma konusunda benzer mantıkla çalışan periskop kamera mantığını baz alan sistemini deneme şansımız olmuştu. Muhtemelen bu yıl bazı başka üreticilerde de optik zoom tarafında ciddi bir ilerlemeyi göreceğiz. Bu kullanıcı deneyimi anlamında aslında ben lansman esnasında yerli yabancı bazı gazetecilerle konuşma imkanı buldum. Başka toplantılardan tanıdığımız yabancı gazeteciler de vardı. Genelde çoğunun söylediği şey şu. Pointer şu kameramı artık satabilirim. Çünkü optik zoom tarafında özellikle fotoğraf için taşıdığım kamerayı gözden çıkabilirim tarzında yorumları vardı. Tabii kişiye göre değişebilir. beklentilere yani göre değişebilir. değişebilir. Yani nasıl bir pointer şut kameraya sahip olduğuna göre bayağı bir değişiyor. Ve e, <laughs> telefonun kamera yeteneklerine bakıldığı zaman zaten Mate 20 Pro'dan da temelde en çok ayrıldığı nokta orası. Optik zoom yapabiliyor olması ve orada ciddi bir fark var. Zaten farklı telefonlarla kıyaslandığı zaman da kamerasının en fazla öne çıktığı alanda yakınlaştırma tarafındaki yetenekleri. Ama mesela video tarafı e yani ben zaman, de onu diyeceğim yani şimdi şöyle bir hala şey var, P30 soru işaretleri olan bir telefon, neden? Stereo operatöre sahip değil, önemli mi? Çok önemli yani stereo operatör gerçekten çok önemli şu anda olması gerekiyordu, güçlü bir operatör sistemine sahip olması gerekiyordu. Alet 4K'da 60 fps e çekmeyi bırakın, 4K çektiği, Full HD çektiği videolarda hala da çok kullanmak isteyeceğiniz nitelikte değiller. Bu arada şey söyleyeyim, şimdi gündem çok yoğun olduğu için arada kaynamasın diye önümüzdeki hafta yani bu önümüzdeki haftanın e, akışına bıraktım onu. Ben Huawei'nin CEO'suna sordum niye 4K 60 kare saniye çekemiyorsun diye. Tuhaf bir cevabı var. Ne diyor? Şimdi onu videoya bırakalım. <laughs> İyi hadi bakalım. Tuhaf bir cevabı var yani hani böyle bir telefonda aslında söylenmemesi gereken bence gerekçe. Ya, yani, yani genelde Kirin 980 diyebilirsin tamam hani. Ya yani büyük ihtimalle kullanıcılar video çekmek istemiyor kim kullanıyor ki filan demiş olabilirler ama günümüzde 4K Ona benzer mimari de bu tam öyle değil. Neyse ha, videoda. Ha, işte aşağı yukarı yani tahmin edebiliyorum. Şey de sorun bu arada hani Herkes artık çerçevesiz ekrana sahip telefondan bahsediyor. Alt çerçeve kalınlıkları hala... Onun niye yapamadıklarını biliyoruz zaten. Aşağıdaki ekrana tabii onun, esnek onu yapmaları Onun da ona göre bir cevabı var. Yani <laughs> telefonda Gerçekten. şeyleri göremedik. Yani telefon teknolojilerindeki o bir sonraki kademe mi değil. Kamera sanki böyle şey gibi yapılmış. Bir kamera teknolojisi var. Ayrıca bir yere yerleştirilmiş, kullanılmış gibi. Yani soru işaretleri işte o kısım. Yani video da çekeceksiniz siz bu aletle. Evet. Fotoğraf da çekiyorsunuz. Evet 5x yaklaştırma, 10x yaklaştırma var. Bunlar çok işinize yarayabilir. Ama bu telefonla videoyu çekmeyecek misiniz? Müzik dinlemeyecek misiniz? Yani birazcık Hayır, şey bir ya. yani. Video tarafı, hani şöyle bir durum var. Yani şimdi geçen sene, ondan önceki sene de videoyu hep eleştirdik. Yani ilk defa olan bir konu olsa. Hani mikrofonları yana... düzeltmişler Allah'tan mikrofonu. Benim yaptığım testlerde bayağı iyi ses kaydetmiş. Yani mikrofonlar fena değil ama şimdi rakip olan telefonlarla kıyaslandığı zaman video konusu gerçekten bu telefonun jenerasyon geride olduğu bir evet. konu. Onu... Niye hala bekletiyorlar emin değilim. Ee, ama ben nihayetinde kullanıcı video çekmek istemiyorum desteği bile sen kullanıcı istemediği için bunu vermiyorum diyemezsin. O telefonda o özellik olmalı. Yeri geldiğinde açarsın, yeri geldiğinde açmak istemezsin. Tabii için. canım. Ondan sonra söyleyeyim ve toplayayım bir deneyim sağlar. Ya Son sonra de... bugün Xiaomi bile ne diyor? Mi 9'da biz video kamera performansı çok gelecek. Aslında yoksa Max koyuyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada Huawei kamera özellikle çıkaran bir markanın video konusunda mutlaka ha bir takım açıklamalarda bulunuyor i̇şte stabilizasyon konusu şöyleydi işte o yapay zeka destekleyiz buna bir yere geliyor ama e, test ettiğiniz zaman ortaya çıkan deneyimin öyle bir şey görmüyoruz. Sunuda farklı olduğunu görüyoruz. Bir de Kirin 980'e baktığımızda evet Mate 20 Pro çıktığında Dünyanın en hızlı platform iyi platformdu. Şu an değil mesela. Yani Şimdi hani diyoruz ya fiyatını konuşurken S10 Plus'tan düşük diye. Zaten düşük olmalı. Yani S10 Plus'ı ben yanına koyduğumda bu telefonu. S10 Plus çok daha iyi bir telefon. Aynı fikir benim. Evet. Daha fazla zoom yapabiliyor ama konumuz zoom yarışı değil. Biz total deneyimden bahsediyoruz. Evet. Zoom istiyorsanız en iyisi şu anda bu. S10 Plus'ın o performansı biraz daha ucuz olması lazım. O daha iyi evet. ama. Onun da ucuz olması lazım ama zaten bu telefon S10 Plus'tan ucuz olmalı. Yani genel olarak baktığımızda... Değil aslında. Yani en yüksek konfigürasyonu aldığın zaman fiyat yükseliyor. Evet. Büyük bir paket değil alet. O yüzden soru işaretleri olan bir telefon. Gündelik deneyiminde iyi düşünmeniz gereken bir telefon. Bir de Huawei'nin arayüzünü aynı Samsung gibi elden geçirme vakti geldi. Huawei'nin şu an bence iki önceliği olması gerekiyor. Zaten birisi video tarafı. O işi top çözmeleri evet, lazım. Nasıl Yap, yaparlar artık bilmiyorum. Yani ya Kirin 990'ı artık onu full optimize edecekler ya da başka bir çözüm bulacaklar. Ve aynı zamanda arayüzü komple gözden geçirmeleri gerekiyor. Ee, hem iOS vari bir tasarım var hem de Android dünyasındaki diğer gelişmelerle kıyasladığın zaman artık yavaş yavaş telefonun donanımsal yeteneklerin hakkını veremeyen bir hale geldi. Dolayısıyla o konuları yaratmaya gerekiyor. Bir de lansmanda şu dikkatimi çekti Mesut. Ben Çinlerin bundan da biraz uzaklaşması lazım. Şimdi bütün lansmanı pür dikkat dinledim. Ya 90 dakikalık zaten uzun bir lansmandı. Birincisi o kadar uzun olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, i̇kincisi de öyle bir sunum yapıyorsun ki şimdi tasarımdan bahsediyor. Tasarımda ne yapıyor? P30 Pro'yu iPhone 10 ve iPhone 11 Max'le kıyaslıyor. E niye oraya S10 Plus koymuyorsun mesela? Çünkü ekran kas oranı daha yüksek. Evet. Tamam mı? Kimden daha estetik gelebilir. Sonra kameraya giriyor. Bu sefer birden S10 Plus'a devreye girmeye başlıyor. Sonra performansa geliyor. iPhone ve S10 Plus çıkıyor. Selefiyle <laughs> kıyaslar hale geliyor. Yani böyle olmaması lazım. Ya rakiplerinden bahsetme. Etme zaten. Bana çok yani komik geliyor. Zaten yani zaten doğrusu. Ekrana koyuyorsun. Alakasız bir telefon. Ya da, yani pa parça parça koyma onu. Top yakın. He baştan sona kadar hep görelim Oradaki yani. Rakibi yani göreyim. Videoya falan geldi mi de görelim onu evet, orada. Yani bakalım, bakalım konuşalım yani. Tasarımda evet, zayıf aynen. olan rakibini, kamerada zayıf olan rakibini, işlemcide ikisini birden koymama durumu. Olmaması gereken bir durum ama dediğimiz gibi. Yani Telefonları kötü değil ama kıyaslama yaptığın zaman olmuyor, komik oluyor, gerek yok. Yani bu ama güvensizliğini gösteriyor kendine biraz. Şeyi de söyleyeyim, tabii Türkiye için konuşmak gerekirse bir takım kampanyalarla beraber piyasaya sürüldü. Yanında yeni Watch GT veriyorlar evet, akıllı şimdi saat olarak. Evet, şimdi yeni mağazalar açılacak. Yeni mağazaya özel de %20 indirim artı artışa yazmışlar. %20 indirim nasıl yapılıyor telefonda? Şimdi yani %20 yaptığın zaman... Bir de saat veriyoruz demişler. İşte o zaman güzel paket oluyor. Değişik bir şey oluyor, evet. Ee, Bilmiyorum ne kadar gerçekleşebilecek. Ya, şimdi, ben de bilmiyorum. Bak <laughs> <Şimdi> ben mağazanın <laughs> açılışında kampanyalarla ilgili bir bilgi evet. yok ama şu an resmi bir Türkiye fiyatlandırmasının açıklandığı bültende de, de görülebileceği üzere diyor ki yenisi Huawei Watch 7 saatimizi ve 3 ayda ekran kırılma garantisi veriyoruz. Diyor. Yani ilk telefon satın aldıktan sonraki 3 ay boyunca ekran olur da kaza olursa... Huawei verdiği garantiler şu anda en iyisi piyasada. Pazardaki en iyisi yani. Ekran konusunda özellikle onlar evet. birkaç jenerasyondur satış Özen politikası içerisinde veriyorlar. Sonuçta ekranlar çok maliyetli hale geldi. Ha bence 3 ay değildi. ilk kırılmayı garanti kapsamına alsa belki ya daha tabii fazla güvenceli üç olabilir. 3 ay bile bence <laughs> önemli süreçlerden bir tanesi. Çünkü ben çoktan canım. birkaç programda da söyledim bunu. Ben toplu taşımaya bindiğimde artık insanların eline hep kırık ekran ben telefonu de görüyorum. Ben çok fazla görüyorum. Neden? Telefon fiyatları arttı. insanlar değiştiremez hale geldiler. Önemli nedenlerden biri o. Parça maliyetleri arttı. Teknik servis veremez hale geldiler. Kırılan telefonu kullanıyorlar. Ve Burada da şey öneme çıkıyor. Yani yanlış anlamıyor ya, reklam falan. Lütfen telefonunuzu aldığınız mı sert cam taktırın. Markası falan önemli değil. Orada bayağı taktırın. Sert Önüne cam... de arkasına da attı. Arkası da evet. cam rotayı bunlar. Sert cam çok koruyor. Bayağı koruyor. Yüzde yüz korur mu? Korumaz. Ama benim şu ana kadarki deneyimim gösterdi ki sert camın paramparça olduğu düşmelerde ekranda çizik bile olmadı. Aynen. Bayağı bayağı mukavemetini artıyor. Evet. Bu şekilde telefonu koruma altında aldın. Camı koruyun. Öyle gerçekten. Takın, Aspara koruyun. Sonra pişman olmuyor. Çünkü o zaman şey düşünüyorsun sen. Ya buna 100 lira istemiş ya da 75 lira istemiş. Çok para değil mi ya diyorsun şeffaf bir şey. Telefon ekranı kırılınca 1000 lira ama. Malzeme. Çok fark var evet. Bir de yani istemeyen durumlar ortaya çıkmazsa. Sadece yani ekran bedava olsa da ekran kırılmasın abi. Niye teknik servis merceğine evet. gidin böyle bir durumda ee, söz konusu dikkat etmek gerekiyor. Toparlamak gerekirse Huawei P30 Pro'lar bu şekildeydim. Bu arada birkaç bilgi var. Onlardan da bahsedeyim. Ben Huawei'den aldığım bilgiye göre, ya yani sohbet ortamında söylendi ama zaten Yıl, yılın geneline yayılan bir tarih verdikleri için söylemekle sakınca yok diye düşünüyorum. Nova ailesini de Türkiye'ye getireceklermiş. Onların da yine fiyat performans odaklı daha fazla gençlere hedefledikleri bir ürün grubu. Ne zaman gelir? 2019'a gelmesi planlanıyormuş ama tam tarih yok. Bu arada dizüstü bilgisayarları da yine yeni jenerasyonda önümüzdeki birkaç ay içerisinde yaygın olarak Türkiye'de piyasaya çıkaracaklar. Onun da bilgisi var. Onun dışında zaten pazar payı anlamında şunu söyleyeyim yalnız. Benim katıldığım toplantıda Hürriyet gazetesinde Ahmet Can da vardı. Türkiye'den sadece biz ikimiz katıldık CEO'nun kabul toplantısına. Ahmet Can'ın sorduğu bir soru vardı mesela. Türkiye'de pazar payının son bir yılda %20'lere kadar geldi. İnanılmaz bir değer. %5-6'lardan evet. %20'lere kadar çıktı. Bu konuda nasıl bir politika Ne yapacaksınız? CEO'nun verdiği cevap şuydu. Türkiye bölgesindeki en güçlü pazarımız, çok önem verdiğimiz pazar bu. Notunu alabilirsin, Türkiye'de bir numara olacağız. O kadar iddialı yani. yani. Türkiye'yi bu kadar takip ediyor. Belki diğer ülkeleri böyle takip ediyor ama soru bizimle ilgili olduğu için bizim daha çok merak ettiğimiz konu buydu. Evet. Türkiye'de bir numara olma hedefliklerini söyledi. Bu yine e, önemli açıklamalardan bir tanesiydi. Zaten telefonla ilgili içerikleri yayınlamaya da devam ediyoruz. Bu arada lansmanda benim en çok beğendiğim telefonları bir tarafa bırakırsak ya birkaç tane yeni aksesuar tanıtıldı. Bir kısmının videosu hali hazırda yayında, işte akıllı gözlük gibi. Benim en çok hoşuma giden ürünlerden bir tanesi Powerbank oldu çünkü sonucunda her farklı farklı bir batarya tercihi bulunuyor ama pek çoğumuzda çoğu yetmiyor. Evet. Bakıldığında ve power bank çoğumuzun çantasına taşımak en azından şu zamanda taşımak zorunda olduğu aksesuarlardan bir tanesi. Şimdi 12.000 bin miliamperlik yeni bir power bank var. 12.000 bin miliamper bir şey değil. Bugün 20 de var. Bir sürü farklı çözüm bulunabiliyor ama 40 watt hızlı şarj desteğine sahip. Hem başka cihazı 40 watt şarj ediyor hem de kendisi 40 watt şarj Çok oluyor. Şey. Şimdi Huawei'nin verdiği bilgilere göre 12.000 bin miliamperlik pili tamamı boşken 2 saatte tamamı dolar getirebiliyorsun. Bu gerçekten iyi bir de Güzel, 12 evet. amper için ve zaten P30 Pro'nun kutusundan çıkan şarj ve destekli teknoloji 40 wattlık bir teknoloji. Yine Huawei'nin açıkladığı şarj olma sürelerini bu bataryada karşılayabiliyor. Aynı zamanda belki birkaç istatistik var. Örneğin iPhone 11 Max'in kutusundan çıkan standart adaptör aynı sürede bu telefonu te, ke, telefonun kendisini %17 şarj ederken bu yarısından fazlasını doldurabiliyor. Yani iPhone'un sahipleri için de hızlı şarj Aynen, desteği. hızlı için. şarj desteği. İşte dizüstü bilgisayar şarj edebiliyorsun. İçindeki bataryada P20 Pro'da kullandıkları batarya hücrelerini kullanmışlar ve dünyadaki ilk powerbank, TÜV güvenlik sertifikasına sahip olan yani hızlı şarj güvenlik vs. Evet, tek halindeki kapı, tahmin ettiğiniz aslında eksik 100 Euro gibi çılgınca bir fiyatlandırmaya sahip. İkinci telefon al cebinde taşı bittiğinde ondan <laughs> yani devam yani, ettiği bir şey. Biraz yani. daha mantıklı evet. olabilir, böyle bir durum var ama Powerbank'in kendisi fiyattan bağımsız olarak gerçekten güzel hızlı şarj ve güvenlik tarafının. Yavaş olsun bizim olsun. Yani... Bu koşullar evet. evet. Bu arada, bunu, yani, keşke bunu telefonun yanında hediye değil mi? Hani P30 Pro'nun yanında ver ya bunu. Ya bunu kullanacağın ama saat daha tabii anlamlı olduğu için bunu anlatamayabilirsin. Powerbank'in niye bu kadar para veriyoruz diye. İşte onun eksikliği, Çok ucuz duruyor çünkü. Işte onun eksikliği de pilin bittiği zaman ortaya evet. çıkıyor. Böyle eşinle, kız arkadaşınla konuşurken pat pil bitiyor. Ya yani tabii orada şimdi diye. P30'da falan da buna ihtiyaç var mı? Bence çünkü 4200 mAh bataryası ile o alet bayağı bayağı bir. Yok P30 Pro üzerinde değil evet, ama sonucunda bir alet. telefonlar ne kadar kullanışlı hale gelirse pil üzerindeki stres de o kadar artıyor. sonuçta. çünkü P30'a ne kullanış. iyi de öldür hakkını yeme 4200 mAh bataryası var o telefonda. Tabii orada şunu da söyleyeyim mesela Mate 20 Pro ile batarya büyüklüğü anlamında farkı yok. Ama mesela Mate 20 Pro'dan daha düşük bir ekran çözünürlüğü var. Full HD Plus ile QHD daha verimli olabilir. Onu da eklemek gerekiyor. Aslında bu hafta Mobility'yi 3'e bölmek istedik çünkü önemli gelişmeler aslında 3 markanın etrafında toplanmış gibiydi. Xiaomi ile başladı, Türkiye için önemli gelişmeler yaşandı. Huawei ile devam ettik, yeni Amiral Games'ini tanıttı ve Apple'a da yavaş yavaş programı sonlandıracağız. Çünkü Apple tarafında aslında son 2 hafta epey hareketliydi. Bir önceki haftasında yeni cihazların tanıtımını yaptılar sesli, rahatsız basın mülteniyle. işte yeni iPad Air, yeni iPad Mini, yeni AirPods 2 gibi bir takım cihazları gördük. Sonrasında da geçim haftanın başından beklenen o yeni servis etkinliğini gerçekleştirdi. Servis etkinliğinde aslında birkaç önemli servisin duyurusu yapıldı. Bunların çoğu sonbahar döneminde hayatımıza girecek servisler. Yakın zamanda nispeten daha yakın olan gelişme ve fiyat açıklanan gelişmeyi haberler aboneliği, haberler servisi. 10 dolar civarında bir fiyatlandırmayla başlayan bir servis olacak bu ve altyapısı aslında geçen sene satın aldığı Texture isimli bir uygulama üzerine şekillenecek. 300'e yakın şu anda da dergi gazeteye erişilebilecek olan bir servis bu. Muhtemelen daha çok merak edilen konuysa hem oyun servisi Apple Arcade hem de aynı zamanda yeni TV Plus aboneliği. Tabii TV Plus tarafında aynı zamanda bir Apple Channel adı verilen kanallar servise duyuruldu ama orada e, iki farklı ayağı olacak sistemin. Birincisi Apple TV güncellenecek ve Apple Channel sisteminde yeni bir uygulama gelecek. Dolayısıyla özel kanalların, HBO gibi kanalların uygulamasını indirmeden abonelik çerçevesinde, aboneliğin kapsalı çerçevede bu kanalların işte, mesela HBO'da Game of Thrones olacak, bunlara erişim sağlanabilecek. Ama ne o kanallarla ilgili bir özel içerik olacak mı olacak mı? Apple TV özel içerik olacak mı açıklamasında bulunulmadı. Ne de Apple TV Plus adı altında işte sahneye çıkan bir takım ünlerin, Oprah Winfrey gibi ünlülerin Apple için geliştirmekte oldukları içeriklerle ilgili bir trailer ya da başka bir gelişme de yaşanmadı. Sunum çok garipti. Sunumda hiçbir şey öğrenemedik. Yani Apple'ın enler sunumlarından bir tanesidir bu. Mesela Apple Apple'ın en sıkıcı sunumu yorumlarına çok fazla yapıldı. Bence öyleydi. Yani çünkü bir şeyleri merak ediyorsunuz ama onun cevabını alamıyorsunuz, başka bir şeye geçiyorlar. Çok havada bir sunumdu yani çok belirsizlikler vardı aslında. Yani şimdi sonbahardaki etkinlik gelişmelerle ilgili bir takım duyurular yapıldı ama yani... Çok garipti gerçekten de. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Ülkemizi ilgilendiren kısım aslında Apple Arcade. Apple Arcade bizde olacak. Apple TV şöyle ülkemizde sıkıntılı. Ülkemizde dizilerin yayın hakları o kadar dağılmış durumda ki. Bu HBO'lar falan bizde bulunmadığı için. Doğal olarak Apple TV'nin buraya gelmesi zor gibi duruyor. Zaten de bir açıklama yaptı. TV Plus'ın bütün isim hakları İsmail bizde. Yani. Apple TV Plus ismini Türkiye'de kullanamaz diye. Zaten orada bir sürü kargaşa olacağı belli. Bu arada Apple... TV Plus'la Türkistan Netflix anlaşmak üzereymiş. Ha işte bak yani. Şimdi içine uygulama olarak onu koyduğun koyar, anda. koyduğun anda başka bir yere gidiyor. Şimdi TV Plus'un şöyle bir olayı var. Apple T TV Plus evet bir sürü üyeliğe sahipseniz bunları tek bir ortamda alabildiğiniz. Ekstra olarak Apple'ın özel ürettiği içerikleri İçerik görebildiğiniz bir platform haline almış durumda. Oldukça güzel. Ama mesela Netflix oraya katılmayacağını, içeriklerini orada görüntülenmeyeceğini söyledi. Öyle Şimdi bir durum söz orada konusu. Orada şöyle bir durum var. Öyle bir açıklaması var Netflix'in. Birincisi zaten fiyat belli değil. Evet. Fiyatın ne olacağını kimse bilmiyor. Dolayısıyla hani ne kadar performanslı olduğunu şu an açamadığı, yorumlamak fiyat eksik olduğu için çok doğru olmaz belki ama şu tartışmalar çok fazla yaşanmaya başladı. Bunun da zaten ilk adımı Spotify'da gördük. Apple'a karşı biliyorsun önemli saat evet. açıklamalar vardı. İşte yasal aksiyon alacakları vesaire çok konuşuldu. Şimdi Apple uygulama dağıtıcılığından uygulama satıcılığına dönmeye başlıyor. Diyor ki ben içerik işte, işte Netflix'e rakip uygulamam evet. var. Şimdi 1.4 milyar aktif cihazın olduğunu söyledi Apple ve bu, bunları bir güncellemeyle beraber bak Apple TV Plus gelecek. Şimdi bunun coğrafya coğrafya bölge ülkeden ülkeye göre regülasyonlar değişebilir ama yasal seviye Apple'ı ne kadar etkileyeceğini bilinmiyor. Zaten bir analiz okudum. Denilen şey şuydu. Apple servislerle ilgili çalışma yapmış ama bunların ne kadar baş artabileceği ilgili bir hazırlığı yok diyor. Çünkü işte Spotify ile başlayan daha sonra diğerlerine yansıtacak olan bir durum söz konusu. Açıkçası bir tarafta böyle bir durum var, diğer tarafta dediğin gibi içeriklerin telif hakkı ile ilgili. Türkiye'de bile kanallar arasında biz bazı evet. içeriklerde ciddi kavgalar olduğunu gördük. E şimdi District diyor ki Game of Thrones bende, e sen diyorsun ki şimdi HBO bende. Nasıl yapacaksın değil o, mi? Nasıl olacak o işler? Gerçekten var. o uzun vadede farklı tartışmalar getirebilir. Hep beraber göreceğiz ama şöyle bir şey var, mantalite güzel. Yani mantaliteyi şöyle düşünmek lazım, PC oyuncusu bunu daha rahat anlar. Şu an PC oyun indirmek istediğinizde Steam vardı, evet Steam'in yanında Uplay, Origin. Origin. Epic Games'in kendi store'u, GOG, böyle bir trilyon Microsoft tane... Microsoft'un kendi store'u. Evet, Microsoft'un kendi store'u, iyi söyledin, Bir sürü store eklendi. Bunların hepsini tek yerde görmek güzel olmaz mıydı? Çünkü hepsini ayrı üyeliğimiz var. ya, evet, ayrı oyun alıyoruz. Bence güzel olurdu. Çok yani, kolay sağlar. Tek bir pencereden bütün oyunları indirebildiğim bir yer olsun. Ama evet, Uplay'dense Uplay'den indirsin. Ama ben ilgilenmeyeyim ona Yani bütün programları ayrı ayrı kurmayayım. Bu güzel bir şey olurdu. Apple bunu yapmaya çalışmış. Ama orada katılımcıları irite edecek bir şey var. TV Plus'ta bir de kendi içeriğini o araya koymaya çalışıyor. Yani kendi içeriğini hiç koymadan ben bir açık pazarım buyurun gelin içeriklerinizde yer alın dese belki bir derece. Ama burada biraz true altı gibi oluyor bu. Sen de gel ama ben de olayım. Bir de Mesut şöyle bir şey var onu da atlamamak gerekiyor. En nihayetinde şimdi bir sürü mağazadan bahsettin ya sen. Şimdi Steam diyorsun. Ubisoft'un oyunları da orada. İşte diğer evet. stüdyoların oyunları da orada gibi. Şimdi burada hem uygulamalardan bahsediyoruz. Bu uygulamaların vitrini olan ma mağazada mağaza da Apple'ın. Evet. Şimdi adam diyecek ki Netflix'in Apple TV Plus'ı oraya koyuyor. Sonuçta yönetim onda. Anlatabiliyor muyum? İşte yani... Nasıl bir işleyiş olacak onu hep beraber göreceğiz. Beni orada heyecanlandıran şey duyuru Apple Arcade aslında. Bana sorarsanız mobil oyunculuğu farklı bir yere taşıyabilecek bir şey. İkisi bir de uzun uzun Enis'le beraber tartıştık bunu konuştuk ama Apple Arcade ben ikisi biri de söyledim en yanlış şekilde tanıtıldı. En yanlış yerde ben şey en, en başına yanlış başına şekilde. Bir olurdu bu. Evet Apple Arcade tek başına bir etkinlik olurdu. Baştan sona Ek, oyun ekosistemine katkısı yapalım mobil oyuncular çok büyüktür. Yani belki diyeceksiniz ki ya ne diyorsun sen şöyle böyle. Yani bakarsanız kim hangi geliştirici nerede başlamış oyun ondan sonra nereye gelmiş ya, kaç lira bilmiyorum. kazanmış. Yaptığın servisler arasında en sancısız sorunsuz hayata geçecek servis budur diye evet. Düşünüyorum. Aletleri çok güçlü. Yani bugün özellikle son, <laughs> son jenerasyonu değil iPhone 6'yı bile aldığınızda baz olarak hala da bir geliştirici için oyun oynatabilecek güçlü bir platform sunuyor sizlere. Güzel oyunlar geliştirebileceğiniz. Hele iPhone 7 Plus'tan sonrasını alırsanız elinize. Gerçekten muazzam bir işlem gücü var cihazların. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Burada bu arket ne tam olarak? Zaten iPhone artık bir tarafı yok. iPhone hani evet. için zaten burada farklı fırsatlar olacaktır ama Apple TV 4K'yı Tabii başka bir seviye taşır. Yani artık televizyon yanında konsola dönüştürebilir bu. Şimdi bilmeyenler için Apple Arcade'i açıklayalım. Apple arcade'te arcade'de özel şu anda 100 tane oyun olacak. Buraya özel olarak geliştirilmiş Apple iPad, Apple TV ve iPhone'da çalışacak. 100 tane oyun olacak arkadaşlar. O aynı zamanda yani. şey de gösteriliyor. Macbook'ta da bir ekran var. Büyük ihtimalle aynı oyunlar Macbook'ta da çalışacaklar. Şimdi ne anlama geliyor bu? Bu oyunlar aynı zamanda klaya fare girişini ve Gamepad'i destekleyecekler. Biz bunu anlıyoruz dokunmatik ekranlar. Yani ne anlama geliyor? Bizim kısa devrede bahsettiğimiz Apple'ın Apple TV konsoluna evet, cross evet, getirmesi. Cross, cross platform, platform haline getirmesi hepsini bir arada kapsıyor. Büyük stüdyolarla çalışıldığı söyleniyor. Sega bunlardan bir tanesi mesela oyun geliştireceklerden. Ve bu oyunların sadece Apple'ın arket platformuna özel olacağı, Apple Store'da da yer almayacağı Android markete de gelmeyeceği söyleniyor. Aylık bir para ödeyeceksiniz. Tüm bu oyunlara erişeceksiniz. Ve oyun için işte satın alma, reklam görmeyeceksiniz. oyunun hepsine sahip olacaksınız. Bu güzel bir şey. Hı -hı. Ama tabii üyelik bittikten sonra oyunlara erişiminiz kapanacak. Ama oyun içi satın alma ve şey olmaması, ekstra reklam görmemek güzel. Burada fiyat çok önemli bir unsur tabii. Yani fiyat 10 dolar Türkiye için mesela pahalı bir şey olur 10 dolar olsa. Şu 10 liraya çevirsen onu. Evet. Değil mi? Her, her ülkeye kendi para birimde uygulasan bu değeri sanki daha makul olduğu gibi geliyor. Yani 10 lira ucuz kalır. Böyle bir 100 tane eğer kaliteli oyunlar Çünkü oyunların normalde fiyatını biliyorsun hep 35 lira, 40 lira. Işte, abonelik mantığına bakıldığı zaman öyle. nasıl yapacaklar bilmiyorum. Yani Netflix'in 4K'sında geçmemesi lazım. O da 40 lira. O da pahalı. Evet. Sonuçta. Bu arada şunu söyleyelim. Bu bahsettiğimiz abonelikler ve fiyatlarla ilgili servislerin durumuna göre bazen de aile paylaşım durumunda aktif. Dolayısıyla ödediğiniz para çerçevesinde aile Bütün aile oynuyor. İçerisinde olan tüm aile bireyleri buna dahil olabilecek. Bir de Apple Card var. Onu da söyleyelim. Apple'ın kendi ödeme kartı. Evet. Ya şimdi Apple Card'ı özel yapan bir durum var. Neden insanlar Apple Card çıktığında heyecanlandılar sunumu izleyenler? Türkiye için tabii büyük bir heyecan yok. Türkiye'de bankacılık düzenleme kurumunun ödeme sistemleri üstünde oldukça büyük bir yük şeyi var. Regülasyonu, var. var. Firmalar girmekte zorlanıyorlar. Apple Card şöyle önemli. Şimdi bugün Samsung Pay var, Apple Pay var, Google Pay var. İşte bir sürü ödeme çeşidi var. Türk selim var. Çin'de WeChat'i kullanıyorsun. Evet, Çin'de WeChat'i kullanıyorsun ama bu ödeme sistemlerine total olarak baktığımızda hepsinin toptan baktığımızda ortak bir özellik var. Hepsinin ilk önce bir bankadan aldığınız, resmi bir banka kuruluşundan aldığınız kredi kartınızı tanımlıyorsunuz. Ya da banka hesabınızı tanımlıyorsunuz. Yani o arada bir banka var. Bu tam ödeme yani marketle bankanın arasına giriyor Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay dediğimiz sistemler. Apple diyor ki, biz bankayı çıkarttık. Ee ne var? Ben varım diyor. Benden kredi notuna göre diyor bir kredi kartı alacaksın diyor. Ben vereceğim kredi kartını diyor. Yani Apple Bank oluyor arkadaşlar burada kısacası onu söyleyebilirim. Benzer bir sistem de işliyor. Siz kredi kartınızı Apple'dan alıyorsunuz. Öyle düşünün. Arada banka yok. Yani sisteme bir şey tanımlamıyorsunuz. Sistem direkt zaten size ödeme emri veriyor. Telefonunu, cep telefonunu adam kredi kartı haline getiriyor. Bu kripto para sistemlerinde bir şey söylenirlerdi. Merkez cep telefonu olacak. Cep telefonunuzun olduğu her yerde ödeme yapabileceksiniz. İşte Apple bunun ilk adımını atıyor. Tabii kripto paralar gibi değil burada. Kripto para yok. Yine bir belli para dönecek ama sonuçta her şey sayılardan ve dijital rakamlardan oluşacak. Siz belki nakit hiç görmeyeceksiniz. Arada işleyecek. Çok benzer bir sistem. Arkadaşına para gönderebileceksin. Para alabileceksin. Aynı zamanda bu sistem dünyada eşi benzer olmayan bir şeyi beraberinde getiriyor. Her kredi kartı üyelerine belli bir bonus puan verir. Mil biriktirirsin, para biriktirirsin, bonus biriktirirsin bonusunu harcamak ister misin der. Ama bonusunu sadece belli yerlerde harcayabilirsin ve alışveriş yaparken harcayabilirsin. Apple diyor ki yaptığın alışverişin %2'sini ben sana vereceğim komisyon olarak. Bonus olarak biriktireceksin ve o nakit paran istediğin her yerde harcayacaksın. İstersen kredi kartını öde diyor. Orada şöyle bir şey var. Tabii sonucuna bir arka tarafta bir ödeme sistemi var. Sonucu bir şeyler ödüyorsun, bir evet. şeyler alıyorsun. Orada işin arka taraftaki servis tarafında ortaklar arasında Goldman Sachs ve Mastercard da var. Bu arada bu Fiziksel olarak Apple kartı da alabilecek olan Titanium rengi bir fiziksel kart yapılmış durumda. Yani evet, da %1 ödül puanı Aynen. verecek. Aynen, %1 var ve söylenen o ki bilmiyorum dünya çapında nasıl olur göreceğiz hep. Mastercard'ın geçtiği her yerde kullanılabilecekmiş. Normalde bu kartların üzerinde kredi kartı numarası, CCV numarası ve kredi kartında gördüğümüz o değerler yok. Ama kredi kartı gibi kullanılmak istenirse bu numaraların da yaratılabileceği söyleniyor. Yani bir nevi... Topyekun bir ödeme sistemine dönüştük. Evet. Dijital odaklı. Bambaşka bir şey oldu bu. Bu gerçekten önemli bir gelişmeydi. Bir mobil firmanın cep telefonu üstünde. Daha doğrusu Apple mobil firma demek de yanlış olur. Bir teknoloji firmasının artık bir ödeme firmasına dönüşmesini gösteriyor bu. Her şeyi üstünden geçirmesini gösteriyor. Belki ileride Apple Store'da da en azından belki de Apple kartla yapacağınız alışverişlerde daha uygun fiyatlı ürün alabilirsiniz. Arada banka yok çünkü artık bankaya bir komisyon ödemeyecek sonuçta. Yani bir takım farklı kullanım yöntemleri ve fırsatlar sunacaklardır diye tahmin evet. ediyorum. Ee, değişik bir durum söz konusu. Değişik bir durum söz konusu. Kartla Titanium filan olunca kartın kendisi biraz böyle afilli görünüyor değil mi? O yine yapmış yani yapacağını. Titanium kart çıkartmış. Nasıl bir farklılık yaratabiliriz demişler. Kartta yapılacak yapı yapı bir şeyler var. Yani Ekran koyarsın, parmak izi okutursun falan ama bunlar hep tabii ki itopik şeyler. Bataryası falan nasıl olacak filan. O da demiş ki hiç bundan dolayı titanyum kart basalım. Evet. Toparlamak gerekirse şöyle bir durum söz konusu. Apple tarafında iPhone'larla ilgili sonuca bir geriye gidiş durumu söz konusu. Satış rakamları beklentilerini karşılamıyor. Diğer taraflara bakıldığı zaman ise Apple'ın iPhone'lardan sonraki... Apple aslında hep bir iPhone şirketi olarak anılırdı. Çünkü gelirin çok büyük kısmı hep uzun süre iPhone'lardan gelirdi. Ama şimdi orada geliri büyütmek son dönemde ve sancılı ve sıkıntılı bir süreçten geçtiği için servis tarafına çok fazla yoğunlaşıyorlar. Çünkü Apple'dan bağımsız olarak dünya çapında örneğin Kuzey Amerika ile ilgili bir araştırma var. Kuzey Amerika'da bu yıl telefon pazarının en ihtimalle yüzde bir iki ki negatif tablo çizenler de var. Dolayısıyla böyle bir tabloda en en hızlı büyüyecek tüketici elektronik tarafı da streaming servisleri. Yani bu akışlar işte oyun, evet. müzik, film gibi. Orada bu sene hatta 26-30 milyar dolara gelmesi bekleniyor. Apple'ın da eğer doğru taşları doğru şekilde oynayabilirse 2025 yılında sadece servislerden 30 milyar dolar gelir elde edebilen bir hatta 50 milyar dolar hedefi de var Tim Cook'un. Şirkete dönüşebileceği söyleniyor. Dolayısıyla servis tarafında ciddi bir yatırımları var. Xiaomi'nin baştan beri hedefi bu zaten. Aynı şekilde servislerde büyüyüp, telefondan asker edip, yaygınlaştıkça servisleri zenginleştiriyor. Aynen öyle bakalım. Servislerin çoğu dediğimiz gibi bu yılın sonuna doğru e, aktif olacak. İşte haber servisi şu anda daha yakın olarak aktif olacak ama ilk etapta Amerika ve Kanada gibi belli ülkelerde kullanılması olacak. Kademe olarak pek çok yere dağılacağını düşünüyorum. Yalnız bir şey görüyoruz. Şimdi öyle ya da böyle. Mesela yani bence gereksiz iştiraklerinden bir tanesiydi ama Turkcell TV Plus ve dergilikle Apple'ın şu anda lansmanda yaptığı birçok şey bize sunuyor. Ben bugün dergilikte yüzlerce dergi ücretsiz okuyorum. Aynen. TV Plus'ta da bir sürü. Evet. Bir mesela kanal, metroda falan giderken en sevdiğim şey karikatür dergilerini indirip oradan okumak. Ne kadar yarar var karikatür dergileri bilmiyorum hani maddi olarak ama hiçbirini alma ihtiyacım yok. Telefondan okuyor okuya gidiyorum yani. Evet. Yani bu tablo tabii şeyde merak etmiyor diyelim. Sonuçta Apple bu servisi Türkiye'ye getirmek istediği zaman oturup bir Türklerle görüştüler herhalde bizim konusunda değil mi yani dergilikte i̇şte gerek son, yok işte dergilik olmasa bile işte evet, TV, TV Plus'la çünkü tek başına TV Plus ifadesi Apple TV Plus onların hepsinin bir yasal bağlayıcılığı evet. var ve i̇şte Twitter periskopun ismini değiştirmek zorunda kaldı. Yani hatta işte Türkcell CEO'su Murat Bey'in attığı bir tweet var. Şey diyor logosu bile neredeyse benziyor diyor. <laughs> Türkcell zamanlamayı özellikle beklemişler TV Plus çünkü Apple TV Plus lansmanından bir gün sonra TV Plus'la ilgili istatistikleri, paylaştıkları toplantı yapmadılar. Evet, alakalı, evet. Kanka böyle bir durum söz konusu Ama şey oldu. de var <laughs> enteresan herhalde. Netflix anlaşırlarsa eğer çok farklı bir sonuç farklı olabilir. Farklı bir yere gider o. Bu arada bir telefon üreticisinin de Türkiye'de ile işbirliği yapacağı söyleniyor. Artık herhalde muhtemelen pakete dahil işte herhalde abone şey. diye tahmin ediyorum ama TV Plus'ın Netflix değiştirecek hale gelmesi orada o kullanım senaryosunda TV Plus kullanıcıları için yeni bir deneyim alanı oluşturur. Bunların hepsini bekleyip göreceğiz. Dediğimiz gibi çoğu servis 2019'un sonlarına doğru hayata geçecek. İşte hayata geçmeye yakın Netflix, Spotify ve benzer servis olan diğer firmaların Apple'a karşı nasıl bir tutum içerisinde olacağını da zamanla daha çok göreceğiz. Ama en nihayetinde Apple servis şirketi olma yolunda da önemli adımlar atmış oldu. Bunların da en azından resmi olarak hayata geçeceğini duymuş olduk. İçeriklerle ilgili çok somut veriler olmadı. Ben en azından birkaç tane yani Apple'ın kendi geliştiği dizi ya da filmin fragmanını görürüz diye tahmin ediyordum ama hiçbir şey yoktu ya. Hiçbir şey görmedim. Belki biraz. zamanla görürüz hep beraber. Zaten gelişmeler oldukça konuşmaya devam ederiz. Bird Box'ın aynısını yaptıklarını açıkladı işte Akvamen. Biliyorsun. Yani şimdi mesela zor bir sürü şey vardı. Şimdi bazı dizi ve filmlerin hani Apple'ın içerik yaklaşımında da ne kadar uyup uymayacağı da çok tartışılıyor. Dolayısıyla orada nasıl bir portföy oluşturacaklar nasıl bir içerik haline getirecekler hep beraber dedim şu an çok fazla konuşacak bir şey yok aslında yani, <laughs> yani hiçbir biz şey göstermedikleri... TV Plus'a giriyoruz evet. İşte müzik servisi zaten devam ediyor bu müzik servisi bu arada şey de bilmiyoruz şimdi TV Plus uygulaması hangi platformlarda çıkacak şimdi Apple müzik Android'de var şimdi TV galiba bir Fire, Apple i̇şte. Amazon platformu için tanıtıldı o da Android tabanlı olduğu için herhalde Android'de de gelir Gerçi, is zikretmediler isim olarak ama bakalım göreceğiz ya şimdi çok net bir şey var. Servis firması olarak büyümek istiyorsanız cross platform olmak zorundasınız. Android'de olman şart. Mutlaka yani, olman lazım. Tamam sen de 1.4 milyar cihazla diğer tarafta da 5 milyar cihazla anlatabiliyor evet. muyum? Dolayısıyla muhtemelen zamanla bu belirsizlikler de ortadan kalkar diye düşünüyoruz. Sevgili arkadaşlar mobilitenin bu haftalık sonuna gelmiş olduk. Yeni bir bölümde görüşene kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. kalın.